Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlarım, yeleğimizin ön çalışmalarını daha önceki videolarımızda paylaşmıştık. 40 ilmekten başlayarak 7 tane başından, 7 tane de diğer tarafından, önde ve yanda olmak üzere 40 ilmeğimizden diğer kalan ilmeklerimiz de arada batik ipiyle beyaz iple karışık yaptım. Sizler bunları evde kalan yünlerinizden veyahut da iki renk, birkaç renkte yaparak bu modeli uygulayabilirsiniz. 6 sıra haroşa ördükten sonra burada bakın iliklerimizi açıyoruz. Diğer hangi tarafta açmak isterseniz ona göre yapabilirsiniz. Burada 6 sıra önden haroşa ve düz ilmeğimizin yanından alt sırada koltuk altı kısmından keserek bu şekilde devam ettik. Koltuk altında kesmeyi bıraktık ve önden birkaç sıra daha 20 ilmek kalana kadar şişimizde devam ettik. Burada şişimizden çıkartmadım. Burada arkayı birlikte ikisini ekleyerek yapacağız. İsterseniz kestikten sonra da dikişte yapabilirsiniz omuz kısmından. Bunun toplamda arkadaşlarım ikisi 80 ilmek. Üst üste 7 ilmek büyüme payı var önde. Bunu çıkartarak 73 ilmekten yapabilirsiniz. Buradaki modelimiz 2 ve katlarından oluştuğu için ortada kalan kısımlar, onun için ikili olarak bırakırsanız ilmeklerinizi, yani 73 değil de 72 veya 70 ilmekten de başlayabilirsiniz arkadaşlarım. Arkasını da yapımı aynı olduğu için haroşa olarak başladım. Bunun videosunu da inşallah açıklama bölümünde paylaşacağım. Birinci bölümünü görmeyen arkadaşlarımız için buradan bakarak başlangıcında başlayıp daha sonra bakın burada yaptığımız gibi haroşa başlayıp üzerine bu modeli uygulayacağız. Ve ben koltuk altına kadar ördüm. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aynı şekilde önünde de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane aradaki renklerimiz olana kadar devam ediyoruz. 1 yaşına kadar, hatta 2 yaşına kadar da olabilecek, çocuklarımızın durumuna göre bazen değişiklik olabiliyor arkadaşlar. Bir yelek modeli. Arkadaki başlamış olduğumuz ilmekleri de sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68. Ben 70 ilmekten başladım arkasını. Sizler 70, 72 ilmekte yapabilirsiniz arkadaşlarım. Modelimizi buraya kadar ördük. Burada bakın bir sıra haroşamız var. Önden tekrar düz gittik ve arkadan da aynı şekilde düz olarak geldim. Bu haroşaları ters olarak ilmeklerinizi alıyorsanız o şekilde veya düz olarak size hangisi kolay gelirse bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlarım. Burada diğerinde yapmış olduğumuz gibi koltuk kesmesini de sizlerle birlikte devam edeceğiz. Öndeki başlama tekniğiyle aynı olduğu için altta ilmeklerimi attım ve haroşamızı yaparak 6 sıra, daha sonra 7 bu tarafından, 7 de diğer tarafından bıraktım ve her iki tarafta da ortada da modelimizi uygulayarak devam ettik. Birinci bölümüne baktığınızda detaylı olarak yapılışını ve modeli bulabilirsiniz arkadaşlarım. Sizlerin değerli vakitlerini almamak için buradan yapılış aynı olduğu için devam edeceğiz. Burada bakın kol kesimini her iki taraftan başlangıcını da göstermiş olalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım inşallah. Bakın modelimiz bittikten sonra bir sırada haroşamız var. Baştaki ilmeklerimizi önden ördüysek arkadan başta örmeden alıyoruz. Arkadan örmediysek önden örerek alıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Bakın arkadaşım, şurada bir ilmeğimiz var, düz olarak getirdiğimiz. Biraz daha yaklaştırayım. Bu ilmeğimizi önden örmeden alıyoruz ve yanında iki tane ilmeğimizi keseceğiz. 2, 4, 6, 7. Yanındaki ilmeğimizi örmeden şişimizi alıyoruz. Bu yanındakilerini çevirerek veya çevirmeden de kesebilirsiniz. İkisinin ilmekleri bu şekilde çevirdim. 7 tane haroşamızı ördük. Yanında örmeden bir ilmeğimizi aldık ve onun yanındaki 2 tane ilmeğimizi birlikte kesiyoruz. Bakın. Burada koltuk altı kesimine başlamış oluyoruz. Düz olarak diğer koltuk altına kadar örelim arkadaşlar. Ben bir sine taktım. Sizlere hangisi kolay gelirse şişe olarak ondan kullanabilirsiniz. Buraya kadar, burada 3 ilmek kalana kadar, bakın 2, 4, 6, 7 tane koltuk altında birini düz alacağız ve ikisini birlikte toplayacağız. 2, 4, 6, 8, 10 ilmek kalana kadar düz olarak örelim. Arkadaşlarım, burada bakın 2, 4, 6, 8, 10 tane kalana kadar düz olarak ilmeklerimizi ördük. Burada 10. ve 9. ilmeğimizi ikisini birlikte kesiyoruz. Yanındaki ilmeğimizi düz olarak alıyoruz. İp şişimize takıyoruz bakın. Bunun örmeden alıyoruz. Arkada öreceğiz. Önde örmeden şişimizi alacağız bu ilmeğimizi. Yukarıya kadar bu şekilde gidecek. Kalan 7 tane ilmeğimizi, 6. ve 7. ilmeğimi burada ördüysem diğer tarafta örmeden alıyorum. Bu modelde bu şekilde uyguladım. Bakın örmeden şişime taktım. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Baştaki ilmeğimizi örüyorum. Size hangisi kolay geliyorsa o şekilde uygulayabilirsiniz arkadaşlar haroşalarınızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın buradaki ilmeğimizi örmeden şişimize takmıştık. Arkada bu ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 8. ilmeğimizi, 7 ilmeğimizi düz ördük. Bu ilmeğimizi ters ördük. Eğer haroşaları ters olarak kendinize doğru alıyorsanız her iki tarafta, bunu da yine aynı şekilde alacaksınız. Kalan ilmeklerimizi yine haroşa şeklinde önde yaptığımız gibi düz olarak örüyoruz. Bunu bakın buradaki düz ilmeğimiz kalana kadar, önden almamış olduğumuz 8 ilmek kalana kadar arkadan da bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örelim arkadaşlar. Aynı olan yerlerde ilerleyerek devam ediyoruz. Buraya kadar örelim. Arka yüzündeyiz. İlmeklerimizi örerek geldik. Bakın burada 8 ilmeğimiz kaldı. Önden 8. ilmeğimizi örmeden şişimizi almıştık. Arkada bu ilmeğimizi ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Kalan ilmeklerimizi haroşa olarak örmeye devam ediyoruz. İlmeğimizi şişimize taktık. Bakın kenar kısmı da bu şekilde düzgün oluyor. Önden ördüysek buradaki ilmeğimizi arkadan örmüyoruz. Arkadan ördüysek önden örmeden alıyoruz ilmeklerimizi. İki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Bakın buradaki ilmeğimiz örmeden şişimizi alıyoruz. Arkada ters olarak örmüştük. Yanındaki ilmeklerimizi diğer tarafta çevirmiyorum. Burada çevirerek ikisini birlikte kesiyorum. İsterseniz çevirebilirsiniz. Çevirmeden de yapabilirsiniz. Her seferinde 6 tane, 6 sıra olana kadar buradaki düzler. Bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane alta kesmiştik, 2 ilmeğimizi
birlikte alarak. Bir de burada kesiyoruz. Bunu 6 kere önlerde sadece eksilterek devam edeceğiz. Diğer koltuk altına kadar örerek aynı olan yerlerde ilerletiyorum arkadaşlarım. Bakın yapılışı aynı olduğu için haroşa şeklinde örelim. Buraya kadar, kesme yerine kadar gelelim. Burada 2, 4, 6, 8, 10 ilmek kalana kadar devam ettik örgümüze. İkisini birlikte alıyorum. Burada bir ilmeğimiz eksilmiş oldu. Düz olan ilmeğimizi önden, bu ilmeğimizi bakın arkadaşlar yukarıya kadar örmeden tekrar göstereyim. Örmeden ipimiz diğer taraftayken şişimize takıyoruz. Tekrar yanındaki haroşalarımızı örüyoruz. Arkadan da buradaki düz olan ilmeğimizi ters öreceğiz. Kalan ilmeklerimizi de yine haroşa şeklinde örerek bunu 6 sıra olana kadar devam edeceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Sekizinci ilmeğimi kendime doğru ipim ters olarak aldım. Kalan ilmeklerimi yine haroşa şeklinde örüyorum. Buradaki, bakın arkadaşlar buradan göstereyim. Sayalım. 1, sadece ön yüzünde kesiyoruz arkadaşlar yanındaki ilmekleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere bu işlemi yapacağız. Önden keseceğiz yanındaki ilmekleri. Buradaki ilmeğimizi önden düz alacağız. Arkadan da sadece düz olan ilmeğimizi ters. Eğer haroşanızı ters olarak örüyorsanız yine bunların hepsini ters olarak öreceksiniz önden ve arkadan. 6 kere bu işlemi yaparak devam edeceğiz. Bakın arkadan ters olarak aldım. Bunu 6 sıra olana kadar devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlarım burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra önlerde hemen bu düz ilmeğimizin yanında ikisini birlikte toplayarak buradan ve diğer taraftan da yine burada düzlerin yanındaki iki ilmeğimizi toplayarak kesme işlemini bitirmiş olduk. Önlerde ön olduğu için burada birkaç sıra daha kestikten sonra devam etmiştik. Arkasında örgümüzü bütün haroşalarımızı örerek yine düz olan bir tane ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Önde, arkada da ters olarak örüyoruz. Bakın yine burada düz olarak aldık. Kalan ilmeklerimizi yine haroşa şeklinde örüyoruz arkadaşlarım. Diğer yerine kadar yine ilmeklerimizi düz olarak örelim. Haroşa olarak. Batikli yaptığım ipten bir tane gitmedi arkadaşlarım. Diğerinden de yarım olan iplerimden yaptım. Toplamda bir yumaktan biraz daha fazla ip gidiyor ikisini birlikte topladığımızda. Aradaki renkleri renk renk evde bulunan iplerinizden de yapabilirsiniz. Buraya kadar düz ilmeğimize kadar geldik. Buradaki ilmeğimizi şişimize geçirdik örmeden. Kalan ilmeklerimizi yine haroşa olarak örüyoruz. Bunları istediğiniz yaş grubuna göre sayılarını artırarak yapabilirsiniz arkadaşlarım. Arkada da ilmeklerimizi yine haroşa olarak örüyoruz. 2, 4,
5, 6, 7, 8. ilmeğimizi önden örmeden şimdi almıştık. Arkadan ters olarak örüyoruz. Kalan bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Buradaki 8. ilmeğimize kadar. Burada bakın arkadaşlarım tekrar 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimiz var. Ve 8. önden düz almış olduğumuz örmeden aldığımız ilmeğimizi ters olarak ördük. Kalan ilmeklerimizi yine haroşa olarak devam ediyoruz. Bunu omuz kısmına kadar bu şekilde eksiltme yapmadan sadece öndeki düz ilmeklerimizi örmeden şişimize alıp arka yüzünde ters olarak örelim ve kalan ilmeklerimizi haroşa size nasıl kolay geliyorsa ben düz olarak örüyorum genelde. Bu tür örgülerde özellikle sizlere nasıl kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bakın 7 tane ilmeğimizi ördük. 2, 4, 6, 7, 8.'yi örmeden şişime takıyorum. Bunu arkadaşlarım bakın tekrar gösterelim. Bu şekilde misina şişi olduğu için bakın kestiğimiz yerler belli. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra kestik. Düz ilmeklerimizin her iki yanından. Burada da üstte kaç sıra haroşa ördüysek 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 sıra haroşamız olacak. Burada önde dönmeler de yapmıştık. Arkasında ölçtükten sonra bunu 29 veya 30 olarak yapabilirsiniz. Her iki tarafını ölçerek bunu bu şekilde kalan kısmını kalan ilmeklerimizi yukarıya kadar örelim arkadaşlar. Daha sonra birleştirme işlemini hep birlikte yapacağız. Buradaki ilmeklerimizi de kolay kesebilmemiz için şişlerimizin yönünü bakın değiştirerek hazırlayalım. Tığlan veya şişlen toplayabilirsiniz. Ben toplama işlemini tığlan yapacağım. Her ikisini de hazırlayacağız. Önler birbirine bakacak şekilde iç kısma gelecek şekilde burada omuzundan birlikte toplayacağız. Buradaki şişimiz bu şekilde kalacak. Yukarıya kadar devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlarım ön parçamızı daha önce örmüştük. Bunu da arkasını da yine ördük. Burada 6 sıra eksilttikten sonra üstünde aynı şekilde haroşalarımız devam etti ve buradaki düz ilmeğimizi örerek devam ettik. Diğerinin boyuna geldiği zaman bakın burada 30 sıra haroşamız vardı. İkisini iç tarafları gelecek şekilde bu şekilde tutuyorum. Bakın ister şiş yardımıyla isterseniz tığla hangi size kolay geliyorsa şişlerimiz ters taraftaysa bu şekilde yönünü değiştirerek hazırlıyoruz. Burada şişlen de kesebilirsiniz, tığla da arkadaşlar. İlmeklerimizi iki taraftan birlikte alarak keseceğiz. Bir tane ilmek buradan alıyorum. Bir tane diğerinden alarak ikisini birlikte topladım. Tekrar karşılıklı olarak ilmeklerden alıyoruz ve kaydırma tekniği dediğimiz zincirimizi çekiyoruz.
Bakın bir tane ilmeğimiz bu taraftan. Bir diğeri diğer taraftan alıyoruz. Tığımızdan çıkarttık. Bunu ikisini birleştirerek şişlende aynı şekilde birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Çift çift alıp keserek de yapabilirsiniz. Burada 20 tane ilmeğimiz vardı. 20 ilmeğimiz bu şekilde keselim. Bakın arkadaşlarım, bu şekilde kestiğimizde üzerinde bir zincir oluşacaktır ve ön yüzünü çevirdiğimizde de gayet güzel duruyor. Bunları dikebilirsiniz de, hem şişte hem de tığda yapabileceğiniz birleştirme tekniği. Bakın ilmeklerimizi karşılıklı alıyoruz ve zincir olarak ikisini birlikte topluyoruz. Her iki taraftaki ilmeklerimi aldım ve içinden çıkarttım zincirimin. Son ilmeğimi de alıyorum. Omuzumuzun bir tarafını burada birleştirmiş olduk arkadaşlar. Buradaki şişimizi alıyorum. Bakın diğer tarafta da 20 tane ilmeğimiz olduğu için burada arada boyun kısmında olan ilmeklerimizi kesiyoruz. Diğer tarafta bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 ilmek kalana kadar ne çok bol ne de çok sıkı bir şekilde buradan ilmeklerimizi kaydırma tekniğiyle keselim. Eğer tığsız yapmak istiyorsanız aynı şekilde şişle de bu işlemi yapabilirsiniz. İkili ikili toplayarak veya örerek de kesilebilir. Ben bunu da tığ kullandım. Sizlere hangisi kolay gelirse onu yapabilirsiniz. 20 ilmek kalana kadar keselim arkadaşlar. Arkadaşlarım burada kestiğimiz ilmekle birlikte 20 ilmeğimiz bu tarafta var. Bakın sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. Arada kalan ilmeklerimizi bu şekilde tığımızda veya şişten hangisi size kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Burada diğer tarafta da yine 20 tane ilmeğimiz vardı. İlmeklerimizi çiftli toplayarak bir tane bu şişimden, birini diğer şişimden alarak birlikte alıyorum. Diğer ipimiz vardı omuzda olan. Onu da bağlayalım, açılmasın. Arada getirdikten sonra kesebiliriz bu iplerimizi. Tekrar yanındaki şişimizden bir ilmek alıyorum. Bir de diğerinden alıyorum. İkisini birlikte bu şekilde zincir çekerek toplamış oluyorum ve hem de kesmiş oluyorum arkadaşlar. Her iki taraftan da bakın bir tane bundan, bir tane de diğerinden alıyorum ve kesiyorum. Bir tane buradan,
Bir tane diğerinden alarak kaydırma tekniğiyle zincirimizi çekiyoruz. Hem de eklemiş oluyoruz. Bakın. Evet arkadaşlarım, burada omuzlarımızı birleştirmiş olduk. Kalan ipimizi iğne yardımıyla veya tığ yardımıyla aralardan geçirerek bu şekilde ekledikten sonra kesebilirsiniz. Bakın burada iki omuzumuzu da birleştirmiş olduk. Bir de yanda tığla birleştirmek isterseniz arkadaşlarım, iğneyle veya tığla yine iki içi bir tarafa gelecek şekilde onu da göstermiş olayım. Arkadaşlarım buradaki yan taraflarını da yine iğne yardımıyla veya tığ yardımıyla aynı şekilde bakın önden veya arkadan bu şekilde karşılıklı olarak da dikebilirsiniz. Her iki ilmeği veyahut da içten tek taraflarını alarak bu şekilde ben göstermek için hemen sizlere böyle kısa bir bölümünde göstermek istedim. Önden veya arkadan dikebilirsiniz. Buradaki yeleğimizde ben tığlayarak devam edeceğim. İğneyle veya tığla hangisi kolay geliyorsa bunların birleştirmesini önden veya arkadan yapabilirsiniz. İpimizi buradan ilk başta şu şekilde hepsini birlikte tutturalım ve zincirimizi bu sefer yaparken tek kanatlarından bakın arkadaşlarım işte olan tarafından alarak kaydırma tekniğiyle ipin biraz arada götürüyorum. Şu şekilde karşılıklı içte olan ilmeklerimi arkadaşlar bakın. İkisini birlikte alarak da yapabilirsiniz. Bunu iki türlü de göstermek istedim sizlere. Veyahut da bununla diğerini bu şekilde birleştirerek de dikebilirsiniz veya tığla tutturabilirsiniz. Bunu da ben sadece iç taraflarından alıp zincir çekerek kaydırma tekniği dediğimiz şekilde koltuğa kadar birleştirelim arkadaşlar. Arkadaşlarım burada koltuk altını artırmaya başlamış olduğumuz yerin hemen bu desen bitiminden sonraki bir sıra beyaz 200 sıra haroşamızdan sonraki olan bölüme kadar yaptım. Sizler daha aşağıda bırakmak istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde koltuğunu da iki parçası da birleştirmiş olduk. Buradaki ipimizi iğneyle veya tığla aşağıya kadar kaydırma tekniği yapabilirsiniz. Arkadaşlarım bu şekilde yeleğimizi tamamlamış olduk. İnşallah sizler de beğenir ve yaparsınız. Evde kalan iplerinizde bakın benim beyaz olan yarım olan iplerim vardı. Yine batikli olan ipim vardı. Ondan karıştırarak yaptım. Sizler bunları rengarenk veya iki renkli
Yapabileceğiniz batiklik iplerden de kullanabilirsiniz. Evdeki iplerde değerlendirebileceğiniz bir bebek yeleği oldu. 1 yaşına kadar rahatlıkla olabilecek bir yelek, daha fazla da giyebilir. Bazen bebeklerimizin durumuna göre değişebiliyor büyüklüğü. İnşallah bunun bir de patiğini yaparak sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de beğenir ve yaparsınız. Teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Yapmış olduğunuz değerli yorumlarınız, beğenileriniz ve paylaşımlarınız kanalımız için çok değerli ve kıymetli bizler için. Sizler de abone değilseniz abone olarak ve beğeniyorsanız videolarımızdan paylaşım yaparak bizlere destek olursanız memnun olurum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Bizleri elemeklerim16 Instagram, Pinterest sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı, mutlu kalınız inşallah.